Elimizde içinde bilinmeyen değerler olan 6 tane denklem sorumuz var. Ve bu videoda size denklemlerde bilinmeyen olarak tanımlanan terimi öğretmek istiyorum. Bakın, ilk soruda bilinmeyen bir boşluk. Peki nedir bu boşluk? Nedir bu soru işareti? Neden bu gülen yüz? Nedir bu A harfi? Nedir bu B harfi ve nedir bu yıldız? Önce videoyu durdurup kendiniz bulmayı deneyin. Hadi durdurun bakalım. Şimdi gelin bilinmeyen bu değerleri birlikte bulmaya çalışalım. İlk soruya bakacak olursak 3 çarpı bir şeyin 12 ettiğini görüyoruz. Yani bir şeyi 3 ile çarpıp 12 elde etmemiz isteniyor. O halde 3 çarpı 1 3. 3 çarpı 2 6. 3 çarpı 3 9 ve 3 çarpı 4 eşittir 12. Dolayısıyla buradaki boşluk 4 olmalı. Çünkü 3 çarpı 4 eşittir 12. İkinci örnekle devam edelim. Burada da bir şey bölü, yani soru işareti bölü 4'ün 6'ya eşit olduğunu görüyoruz. Başka bir deyişle soru işareti eşittir 6 çarpı 4. Yani nasıl olsa aynı şey. 4 çarpı 6 da diyebiliriz. Peki 6 çarpı 4 kaç eder? 6 çarpı 1 eşittir 6, 6 çarpı 2 eşittir 12, 6 çarpı 3 eşittir 18 ve 6 çarpı 4 eşittir 24. Dolayısıyla burası 24 olmalı ve soru işareti de yine 24 olmalı. Soru işareti 24. Bu örneğimizde de 54 eşittir 9 çarpı gülen 100 olduğunu görüyoruz. Yani neyi 9'da çarparsak 54 olduğunu bulmaya çalışacağız. O zaman diğer örneklerde olduğu gibi aynı şekilde bulmaya çalışalım. 9 çarpı 1, 9, 9 çarpı 2, 18, 9 çarpı 3, 27. Gördüğünüz gibi her seferinde 9 ekleyerek devam ediyorum. 9 çarpı 4 eşittir 36, 9 çarpı 5 eşittir 45 ve 9 çarpı 6 eşittir 54. Yani burası 9 çarpı 6 eşittir 54 oluyor. Gülen yüzün 6 olduğunu öğrenmiş olduk. Yani bu denklemde gülen yüz yerine 6 koyarsak, denkliği yakalamış oluruz. Çünkü 54 eşittir 9 çarpı 6. Şimdi de dördüncü örneğe geçelim. Burada da 9 eşittir a bölü 8. Bu aslında şu şekilde de ifade edilebilir. Eğer 9 eşittir a bölü 8 ise, bu durumda 9 çarpı 8 de eşittir a. 9 çarpı 8 eşittir a. Yani 9 grup çarpı 8 grup bize A sayısını vermeli. O halde yine aynı yöntemle devam edelim. 9 çarpı 1 eşittir 9. Aslında bir önceki örnekte 9 ile ilgili aynı çarpımları yapmıştık. İsterseniz o örnekte kaldığımız noktadan devam edelim. 9 çarpı 6 eşittir 54'tü. 9 çarpı 7 eşittir 63. Ve 9 çarpı 8 eşittir 72. O halde a eşittir 72 diyebiliriz. Eğer bulduğumuz bu a değerini de denklemde yerine koyacak olursak, denklemimiz 9 eşittir 72 bölü 8 olur ki, bu da kesinlikle doğru. Çünkü 72 bölü 8 eşittir 9 ve 9 çarpı 8 eşittir 72. Bu örnekte de b eşittir 20 bölü 5 deniyor. Peki 20 bölü 5 kaç eder? Bunu bulmanın birkaç farklı yöntemi var. Öncelikle 5 çarpı b eşittir 20 diyebiliriz. O halde 5'i ne ile çarparsak 20 eder? Gelin birlikte hesaplayalım. 5 çarpı 1 eşittir 5. 5 çarpı 2 eşittir 10. 5 çarpı 3 eşittir 15 ve 5 çarpı 4 eşittir 20. 5 çarpı 4 eşittir 20. Eh, dolayısıyla b eşittir 4 olmalıdır. b eşittir 4. Sonuç olarak 4 eşittir 20 bölü 5 diyebiliriz çünkü 20 bölü 5 eşittir 4 ve 4 eşittir 20 bölü 5. Şimdi son soruya gelecek olursak, yıldız çarpı 2 eşittir 14 denklemini görüyoruz. Yani bizden neyi 2 ile çarparsak 14 edeceğini bulmamız isteniyor. Bu durumda 2'nin kaç katı ile çarpılması gerektiğini bulmamız gerekiyor. Uygun eşleşmeyi bulmak için 2'nin 14'e kadar olan katlarını açık bir şekilde yazalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Peki, 2'yi kaç katı ile çarpmalıyız ki 14 elde edelim? Katları numaralandıracak olursak bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olarak yaparız. 7 çarpı 2 eşittir 14. Yani eğer 7 çarpı 2 eşittir 14 diyecek olursak kesinlikle doğru demiş oluruz. Dolayısıyla cevap yıldız eşittir 7 olmalıdır. Yıldız eşittir 7. Harika.